Herkese merhaba, Bomana TV'ye hoş geldiniz. Ben Alkın Pınar. Bugün sizlerle Cities Skylines'imize devam ediyoruz arkadaşlar. Ne durum dedik? 115 mi Roblox çık, 350 amacımız vardı. Arkadaşlar inanın haritanın yeteceğinden emin değilim ama amacımız hala ortada ve hala amacımızı sürdürüyoruz. Çok mantıklı bir soru gelmişti bana. Abi niye yolcu tren istasyonu yapmıyorsun diye. Burada da lüzumsuz bir tren istasyonum vardı. Önce onunla başlayacağım. Çok haklı bir fikir diye düşündüm o an. Şimdi bu yolları tabi bir daha ayarlamam lazım. Hemen ayarlayalım, ayarlarını çekelim. Şimdi şu bir bozdu burayı. Buraya alalım bu arkadaşı. İnşallah işe yarar oradan da. Şunu da sanki biraz şöyle almam lazım. Şimdi gelelim tren raylarımıza. Evet. Buraya oluyordu. Alan boş değil diyor şimdi. Fark etmez, buradan da böyle gidebilir. Evet. Evet. Böyle normal trene de çevirdim. Şehrimiz büyüyordu, gelişiyordu. Burada bir çöp problemi var. Hemen boşaltsın bunu da. Mevcutta boşaltılmış var mı? Var. Bakın hop. Açıldı. Tekrar topla. Şehrin ihtiyacı biraz daha... Şu beni çok mutlu etmişti arkadaşlar hatırlarsanız. Niye? İnsanlar tekrar yerleşmeye niyetlendi şehre. Benim için önemli ama o talebin artmasını bekleyeceğim. Buraya mal gelemiyor. Niye mal gelemiyor buraya? Mal gelememesi için hiçbir gerekçe yok. Otobana bağlantısı da var. Otobanın bağlantısının ucu. Aha ne oluyor? Tamam. Evet. Problem çözüldü. Mal da geliyor olması lazım. İnsan da geliyor olması lazım. Yani buranın otobanı da var kendine ait. Olmaması için, böyle bir problem olması için bir sebep göremiyorum. Bu arada bayağıdır roketlere bakmadık. İkinci roketimiz hazırlanmış. Bomada 2 isimli roketimizde ateşleyelim arkadaşlar. SpaceX stili. Roketimizi zaten üzerinde de Chirpik X yazıyor. SpaceX'ten Elon Musk'ın firmasından feyiz alınmış bir mod. Roketimiz havalandı. Hayırlı olsun. Evet. Gişelerimizin önünde tabi gişeler beraberinde kuyruğu da getirdi. Ya şu otobanları biraz daha büyütsem mi diye düşünmeden edemiyorum. Ama yani bir yandan da kayıp bütçe etkisi var bu yolların. Yollardan da az gelmiyor arkadaşlar ya. Dediğiniz doğru. Yollar da az para getirmiyor açıkçası. Burada bir delilik yaşanıyor. Tabi buradaki şehirler çok büyüdü artık, yolların yetmiyor olmasını anlıyorum. Polis ilk defa görüyorum arkadaşlar, polis ihtiyacını ilk defa görüyorum. Ne zamandır? Ne? Yo, polis karakolu var burada. Müdahale etmemişler demek, denk geldik. Bakalım. Şehrimiz gece. Bir durumumuz yok. Elektrik durumumuz çok ucuzuna. Vay be. İkinci nükleer santrali yapma noktasına geldim arkadaşlar ve bom. Elektrik durumunu toparladık anında. Su durumu iyi. Çöp durumu %45 kullanılmıyor. Yakma durumumuz iyi. Eğitim durumuna şöyle bir bakacak olsak. İlkokul gayet iyi. Lise gayet iyi. Üniversite süper. Yerel kütüphane konusunda çok da iyi olduğumuz söylenemez. Çok kullanılmıyor. Halkımız genel olarak
Gayet mutlu. Şurada bir şey. Tekrar almaya başla. Şeyi boşaltmışız. Mezarlığı boşaltmışız. Bu filtre açıkken de çok net gözüküyor arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Bakın burası da boşalmış bile. Başka. Boşalıyor. Evet. Genel olarak problemler çözülüyor gibi. Buraya mezarlık mı yapmadık arkadaşlar biz? Bu niye böyle oldu burası? Yok, kocaman da mezarlık yaptım ben buraya. Yakma testi de yaptım. Bir mezarlık daha yapalım şöyle. Bir mezarlıkları daha olsun. Ama bunu hemen şöyle taşıyayım. Çünkü şehrin yolları buradan başlıyor. Buradan gitsinler. Buraya hastane anlamında ne yaptım? Klinik yapmamışız. Ufak bir klinik yaptım. Buradaki halka hizmet vermesi üzerine. Park bahçe durumu nedir burada? Gayet iyi. Burayı tamamen kapsayan park bahçesi var. Bu arada bu çöp toplama ara merkezlerinin boşaltılma hızına hayranım arkadaşlar. Yani %100 doluydu. %12'ye kadar düştü hemen. Hatta boşaldı. Çünkü hemen büyük kamyonlarla hemen yakım testine götürüyor. Evet, talep iyice hareketlenmeye başladı arkadaşlar. Şimdiki sorum şu. Buraya mı yapacağım şehri, yoksa buraya mı devam edeyim? Bence şuradaki boşluktan faydalanmakta fayda var diye bir cümle kuruyorum ama gerçekten faydalanmakta fayda var. Evet, haydi bakalım. Arkadaşlar. Buraya biraz daha değişik bir yaklaşımda bulunacağım diğer şehre göre. Böyle yapınca ama yukarıdan faydalanamayacağım diye bir endişe kapladı beni. Ama öbür türlü sağa sola dönerken çok zaman harcayacaklar mı? Zaten arkadaşlar bu. Şöyle. Yine çıkışı buradan, girişi buradan mı olmalı? Çok güzel sorular var şu anda aklımda. Böyle çıkışı bunu alttan buraya vermeliyim. Giriş için yine hep beraber buradan dönüp dönebilirler diye tahmin ediyorum. Ama o zaman kavşağın bu tarafının bir anlamı kalmaz. Bence şöyle yapayım. Evet. Bunun çıkışı buradan olsun. Böyle yaptım diyelim. Evet. Kararımı verdim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir çerçeve yaptım. Sonra girişi buradan, çıkışı da buradan yaptım arkadaşlar. Buranın çıkışı sadece buradan. Hepsi dönüp dolaşıp buraya gelecekler. Şimdi ara yolları yapalım. Onları da ağaçlıklı güzel geniş yollardan yapalım. Buranın suyunu çekeceğiz. Evet. Hemen suyu halledelim arkadaşlar. Şurada güzel hat var. Gayet güzel. Su hattımızda. Suyumuzu çektik. Güzel. Şimdi bunun kendi içinde sahip olması gereken bir kliniği var. Klinik.
Çekirdeğe koyalım kliniği. İlkokul konusu var. Klinikten sonra cenaze işleri var. Evet, bunu koyduk. Yanına hemen yakma testini de koyduk. Tamam, gayet güzel. Her yeri kaplıyor, güzel. Şimdi gelelim itfaiyeye. İtfaiye binası orada var. Oradan buraya cırt diye gelir. Hiç problem değil. Polis orada var. Yine cırt diye gelir. Hiç problem değil. Tek yapması gereken buradan böyle dönebiliyor mu? Vallahi dönebilir isterse. Ama buradan biz buralara geçiş yapmazsak şu yol bir belaya dönüşür arkadaşlar. Bu ne? Bunu yıkıyoruz. Çünkü neden? Buraya çok büyük bir alt geçit düşünüyorum. Olmadı. Burada birazcık burada biraz halkı sinirlendirmeye göz önüne alarak bir iş yaptım. İnşallah bana çok kızmazlar. Böyle bir üç geçit yaptım buradan buraya. Umarım kullan... Ne oluyor? Cenaze arabaları dolanmaya başladı. Bir deliliğe bakar mısınız ya? Daha elektrik yok. Gelelim buraya. Şimdi okullar. İlkokul konusu var. İlkokul konusu çok kolay olmayacak. Evet. Bayağı bir ilkokul koyduk. Lise. Lise, bu üniversite. Pardon. Liseler. Evet, liseleri de çözdüm. Kütüphane. Böyle. Böyle iki tane kütüphane koydum şimdi. Buraya elektrik getirmem lazım. Elektrik de bir yerinden ucundan tuttu geldi arkadaşlar. Ticari alanlara ihtiyacı var buranın. Ufak mağazacıklar yapalım buraya. Şu boyama kalemiyle yapalım bu işi. Yanlış şey seçtik. Evet. Ticari alanı da koyduk. Yerleşim alanları da gelmeye başladı. Gayet güzel. Yerleşildikçe çok güzel olacak buralar. Evet. Burayı da yerleşim yapalım. Burayı da yerleşim alanı yapalım. Burayı da ticari alan yapalım. Evet. Evet. Dediğim gibi yerleşildikçe burası gayet güzel bir bölge olacak diye umuyorum. Buradan giriş inşallah patlamaz. Şu kavşağa şöyle bakalım. Evet, tabii buraya da girebilirsiniz. Artık arkadaşlar. Evet. Şimdi burada yaptığım bir hatayı hemen düzelteceğim. Ayrıca yine bence biraz abarttığım bir durum var. Onu da düzeltmek istiyorum. Şu yine yolları biraz geniş tuttuk. Evet. Şöyle mahalleyi biraz yardım ikiye böldüm.
Gayet güzel. Bu yeni mahallemiz bu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Park bahçe yapmamız lazım buraya. Onu atladık. Önce dev otoparkımızı yapalım. Evet. Sonra hemen. Japon bahçemizle şeylerimizi koyalım. Gerçekten bu iyi randıman veriyor bunlar. Evet. Ne bu, buraya ne ulaşamadı anlamadım ki. Ölüler birikmiş üst üste. Dibine bir cenaze yakın merkezi koydum. Buraya ulaşılmıyor mu? Ve mal da gelmiyor. Niye gelemiyor? Burada dev bir trafik var çünkü. Işık mı var la burada? Yok, ışık da yok. Evet. Burası... Feci. Fazla ince uzun yapıyorum. Ondan oluyor biraz da arkadaşlar. Biraz fazla ince uzun yapıyorum. Buraya yerleşim başladı mı? Ben niye eksideyim? Benim bütçem niye ekside? Artmış çok. Tabi elektriği 2 deyince arttı arkadaşlar. Nüfusumuz 114.000'e geriledi. Gerçekten rahatsız edici bir şey. Burası kilit. Buradan nereye gitmeye çalışıyorsunuz siz hepiniz? Anlasam. Buraya çıkıp buralara dağılıyorlar. Buradan gidip şehrin burasına varmak istiyor. Neymiş? Özel araçlar. Abi otobana çıksanıza, otobandan girsenize tekrar buraya. Gerizekalı mısınız siz? Allah Allah. Delirmemek işten değil. Şimdi şöyle bir yol vereceğim buradan. Bakalım olacak mı? İlginç bir durum var. Buralarda ilginç durumlar oluşmuş yine. Yine trafiksel ilginç durumlar. Ve karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet. Ne buraya sapan çok var. Nedense. Acaba buradan buraya da mı bir çıkış yapmak lazım? Hepsi buraya mı abandı?
Bir rahatlama var ama arkadaşlar. Bir rahatlama söz konusu. Bir de şöyle yapalım bence. Buradaki yolu full gidişe çevirelim. Evet. Buradan bir burayı bir toparlasın, bir rahatlasın burası. Çıkacaklar da buradan çıksınlar, böyle içinden dönüp şehrin burasına geçsinler. Stoplarını ayarlayacağız şehrin. Buranın daha rahat geçmesini istiyorum. Evet, bayağı bir akış başladı buradan. Bir rahatlama var gibi. Burada bir sıkıntı var. Onun dışında nüfus artımı başladı. 114 binlere tekrar çıktık. Bir ufak bir polis karakolu bizi fakir etmez diye düşünerek buraya bir küçük polis karakolu da diktim. Elektrik problemi çözüldü gibi gözüküyor. Ondan dolayı bakın, burada değeri artan binalar bile var. Evet, yani nüfus burada artacaktır diye bir umudum var. Evet, kafayı yedi millet. Şu üst geçiden dolayı kafayı yedi arkadaşlar millet. Hepsi buraya geliyor. Niye böyle? Bu şehre girmenin daha kısa bir yolu olarak görüyorlar bunu. Çok isterlerse bunu da buradan yapabilirler. Buraya ışık oluşmasın. Buradan bir yaya akışı var. Nereye gidiyorlar? Peki, asıl soru bu. Metro. Buraya hiç koymamışız arkadaşlar metroya. Hiç. Buraya bir tane. Buraya bir tane metro inşaatı yaptım. Page down dedim buradan. Buraya. Buradan da ana hatta. Şu duraktan da şöyle şöyle şekilde yaptım. Şimdi buraya hat döşeyeceğiz. Havalimanı. Burası. 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 Ve burası şeklinde. Evet, güzel, metrolarını da döşedim. Şimdi burada bir toplu taşıma yaklaşımda olacak. Gayet iyi. Şöyle kaşınıp buraya güzel bir bina mı yapsam? Kaşınsam şöyle iyice bir.
Hyatt Regency Otel olabilir. Fuar. Kaşındım. Resmen kaşındım. Yanına da bilim merkezi. İki tane güzel bina koydum buraya. Bakalım. Burada bir öksüz yetim bölge var. Orayı mutlu edecek bir hamle olduğunu düşündüğüm bir hamle yaptım ama çok daha hımşam mutlu olmalılar. Bu yerleşim bölgesine gelenler var artık arkadaşlar. Şehir daha doymuş gibi gözükmekle beraber ufak ufak bazı talepleri var. Ufak ufak o bazı talepleri yerine geldikçe şehir büyümeye devam edecek. Bu ne? Burada niye deliriyorlar acaba? Çünkü hep buradan gelen arabalar bu yolu izlemek istiyor. Burada bir beyinsizlik söz konusu. Şurada bir beyinsizlik söz konusu. Al yürüyün ya. Niye duruyorsun kardeşim? Evet. Buradan bir akışı var. Bu yollarda da arabalar artık gezmeye başladı. 115 bin nüfusa geldik ve bakın güzel bir artışımız var. 330 nüfus artışımız var. Haftalık değişim hafif hafif yukarıya doğru ibremizi taşıdık. Bakın bu yeni yer fena olmadı. Ama doldukça bunun da trafiği bir mesele olacak. Bakalım endüstriyel bölgede durumlar nasıl? Şu bölgede böyle bir ağlama var. Anlayamıyorum ama onun dışındaki bölgelerde bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Çöp sıkıntısı var ama çözülür. Gayet vızır vızır çalışıyor. Şuraya bir yere koymak lazım. Evet. Buranın da akışını sağlamış olduk. Kardeşim istediğin yere geç. Hasta mısınız, nesiniz? Ha, buradan sonra değiştirme. Evet, daha ciddi bir akış sağlanmış oldu.
uzaktaki şey bir sıkıntı da şurası. Niye? Elektriği mi yok? Var. Her şey olan güzel bir sanayi sitesi ama şu anda daha oturmadı henüz. 115.000'den 116.000'e doğru kendini atmak üzere nüfusumuz. Artık bir 120.000'i görsek mutlu olacağım. Yani 350.000'lik hedefimi bana bir daha sorgulattıran bir yapı var, açık söyleyeyim. Bu rengi alınca dolmuş yerleri falan daha görmek çok daha kolay oluyor. Uyarıları görmek. Evet, çöp toplama merkezlerimizi açtık. Boşaltıyor çöp toplama merkezi çöpü. Bir ölülerin toplanmaması diye bir söz konusu hala bu problem çözülemiyor. Her taraf cenaze araçları doldu. Peki U dönüşü falan yaratma gibi bir opsiyonum var mı acaba burada? Bu neymiş? Kavşak kısıtlaması değil. Şu kısmında sınır şöyle bir kısmı hız sınırını kaldırdım. Bir şey değişeceğine çok emin olmamakla beraber akıyorlar. Burada şehre akıyorlar. Bu girişten gerçekten bir akış sağlandı şehirde. 115.000 nüfustan sonra yine nüfus düşüşü yaşanıyor. Valla problemi çözemiyorum ya. Probleminiz, derdiniz nedir? Tasanız nedir kardeşim? Neye ihtiyacınız var da yok? Sağlıklı mı değilsiniz? Var, her bir şeyimiz var. Vergileri mi düşürsek acaba? Şöyle yapalım mı bir delilik? Başlarlar hemen. Şöyle bir delilik yaptım arkadaşlar. Tamam. Önce geri çektim. Vergi diye bağırdı. Bir iki ay böyle bir vergi darbesi yaptım. Şu bütçede sağlık şeyinin full de arttırmışım. Cenazeyi alacaklar, delirtecekler beni ya. Nereye?
En yakın burası mı buraya? Bir mezarlık daha yaptım. Burada problem var. Ha, vergiden dolayı boşaltanlar oldu. Geri dönerler elbet. Güzel. Havalimanlarımız çalışıyor. Metronun içine araba çıktı gözümüzün önünde. Uçaklar da vızır vızır çalışıyor. Asıl helikopter çılgınlığı bir lokma azalmış. İçerideki metronun da bunda büyük etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Güzel. Helikopterin diğer duraklarındaki durum ne? Helikopter durağı da bulabilirsen bakarsın. Vergilerin çok yüksek olduğuna dair şikayet var. Ama ben vergi indirimimle beraber burayı bölgeye katmamışız ya. Politikalarımıza bunlar da faydalansın. Buraları da hiç katmayı hep unutmuşum. Evet. Katışımızı yaptık. Neydi politikalar? Şu politikalarımıza bir göz atalım. Ücretsiz toplaşmaya girmeyeceğim. Eğer bu değil, kent planlama akıllı evler koymuşum. Sanayi ile iş güvenliği. İş güvenliği çıkabilecek ürünlerle hazır üretilmesi sağlanır. Dikkatine çıkar, tarafta gider. Ağır vasıta yasağı. Ağır vasıta yasağı. Ağır vasıta yasağı korkunç şeylerle sonuçlanabilir ama bakalım ağır vasıta. Otomatik işe çevirdim bunları. Zonumuzu tekrar ayarlayalım. Evet. İşe gelirimizi de azalttık. O ne be? Nereden yiyoruz bu darbeyi acaba? Arkadaşlar vergileri düşüremem ben ya. Vergileri yine arttırma yönünde hamle yaptım. Abi yok mu? Yani delireceğim. Yani burada yok mu cenaze hizmetleri? Var. Var. Niye? Niye peki? Niye? Varsa niye böyle oluyor? Çık kardeşim şöyleleri topla ya. Böyle bir saçma bir şey olur mu? Yeni bölgemizde yerleşim alanlarını yerleşim sürerken bir yandan da burayı da küçük ticari alan yaptım. Hemen küçük ticari alan hemen adamlıyorlar bakın. Ticari alan ihtiyaçları varmış hemen geldiler. Güzel. Güzel, fena gitmiyor burası.
İstersen buradan dönebilir. Şehre giriş yapanlar da bu taraftan yapmaya devam ediyor. Evet. Nüfusumuz da artıyor. Para pulu problemi biraz şaşırtıcı geliyor bana. Neden böyle bilmiyorum. Neymiş bu? Aviation Club. Aviation Club. Ha. Güzel. Küçük bir havalimanı. Kulüp gibi. Su yokmuş. Burada hemen su getirelim. Çok güzel ya. Ne yapmış olduk? Hoşuma gitti. Bank of Skies. Bank of Skies'e. Şu bölgeye koydum. Bu neymiş? Community Center. Bu büyük şey ya arkadaşlar. Bu büyük, bu yanlış bilmiyorsam bunun Roma'da olması lazım. Büyük hikaye yani bunun olması. Değer artışının kralı artık ya. Karşına saray diktik ya. Müthiş bir yapı diktim ya. Para hızla gitmeye devam ediyor. Bütçemize baktığımızda neyin giderinin bu kadar arttığını anlamakta güçlük çekiyorum. Politikalar 78 bin gidiyor ya. İş yerleri vergi yağı alıyor. Bütçeyi hafif oynattım, her şey patladı. Tamam, sustular. Şu politikalara gelelim. Politikalardan şu... Ağır vasıta konusunu bir kaldıralım şuradan. Şeylerle ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Hizmetlerimizi zaten değiştirmedik. Evet yani şu anda eksik olmak için bir sebebim yok. Yeni kurulduğum yerlerin maliyetlerini şuradaki şeyler kaldırmıyor olabilir. Bunu da normale çekmeyi düşünüyorum. Siz de normal dönün. Evet. Hepsini normale çektim. 3000 dolar kar ediyorum ama burada hasta var. Sen niye bakmıyorsun abi bu hastaya? Allah da seni kahretsin. Al. Yerine dev hastane koyarım ben de. Seviye artıyor. İnsanlar gelmeye başladı. Para bir sapıttı yine. Anormal bir para girişi başladı yine arkadaşlar. Yani. İtfaiye var mı lan burada? Var, itfaiye gelir o zaman. İtfaiye neredesin? Allah Allah, bina cayır cayır yanıyor. Sen niye
Adam göndermiyorsa ya da gönderdin mi acaba? Aksını mı yiyoruz? Vallahi göndermişsin. Hak yedim. Gayet söndürdüler binayı. Evet, bu işte çözüldü. Evet, yine şehrimiz bir düzene girdi arkadaşlar. Yavaş yavaş bakın bu yeni yaptığımız kanadımız da şekle giriyor. Şöyle bir genel bakış yapacak olsak önemli belalarımıza. Trafik problemimiz yani kısmen çok fazla yok diye düşünüyorum. Olan bölgeler var ama oralarda yani çok fazla yapacak şey yok. Yoğunluğun yüksek olduğu bölgeler. Buralar ama sonradan bir daha bir ne oluyor burada, ne bu değişken, malı satacak yer yok. Nasıl yer yok? Al abi, burası malı satacak yer dolu. Getir buraya malı sat. Ya genel olarak şehrimiz büyümeye devam ediyor. 120 bin baremine yaklaştık ama böyle bir patinaj çekiyoruz. Nedense bir üst seviyeye kendini atamadı şehir. Ama atacaktır. Ama bugün de bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu da burada durduruyorum. Son olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Halihazırda aboneyseniz bildirimlerinizi açın. Böylece videolar hazır olur olmaz. Sizlerin de haberi olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen bana bir like bırakın. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi benden aşağıda paylaşın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın ve kendinize iyi bakın.